Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet hocanız. Rehber Matematikte 10. Bin sınıf matematik diğer adıyla Matbook serisine Matbook çalışmalarına birlikte başlıyoruz. 10. sınıf matematiği en temelden en zirveye götüren yolculuğu beraber yaşayacağız. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada kırılmaca, darılmaca, gücenmece yok arkadaş. Dokun sınıfları, onun sınıfları çektiğim videoları belki gördün. Sen artık bir ara sınıf öğrencisi değilsin. Sen sadece bir 11. sınıf öğrencisi değilsin aslında. Sen artık üniversite sınavının bir adayısın. Yani sen bir aynı zamanda sınav öğrencisin. Bunun sorumluluğu bambaşka. Eğer hedeflerin çok büyükse, eğer hedefin ilk 10.000'e girmekse ki derece yapmaksa, derece yapmadan iyi bir üniversiteye girilmiyor ya da hayalindeki üniversiteyi sen mi seçmek istiyorsun yoksa üniversite baksın şunu mu alalım desin. Arkadaş seni seçsinler değil sen istediğin üniversiteyi seçmek istiyorsan işte şimdiden sıkı bir programla çalışmamız lazım. O yüzden bu sene 10 sınıflarda bambaşka şeyler yapacağız. Bomba kamplar yapacağız. 1- 10 bin sınıf matbuku beraber bitireceğiz. 2- TYT çalışmalarına, TYT kamp programlarına şimdiden başlıyoruz. Sana özel ödevlendirmeler vereceğim. Seni 10 bin sınıftan şimdiden TYT matematiğini hazırlayacağım. Sen ki bu yaz 12. sınıf yazına yani 12. sınıf olacağın yaza geldiğinde artık sadece AYT çalışacaksın. Sadece TYT'yi tekrar edeceksin. Eğer hedefin çok büyükse. Ha okul sınavları onlara zaten yapacağız. Onların zaten üstesinden geleceğiz. Ama hedefler büyükse bu sene çok sağlam bir çalışma yapmamız lazım. Ben bu yola baş koydum sen de aynı fikirdeysen yaz yorumlara. Kaptan sana bıraktık bu işi diyorsan eğer otur yan acıma. Ver bana direksiyonu. Güven bana matematik kanadı bende. Gerçi ben hep şöyle söylüyorum. Yani herkes beni tanıyormuş gibi konuşuyoruz ama belki ilk defa gören arkadaşlar vardır. Selamlar güzel arkadaşım. YouTube rehber matematik pardon YouTube Türkiye'nin en büyük matematik kanalındasın ve bunun bir tesadüfü olmadığını ya bu adam böyle nasıl olmuş Dedirtmeyeceğim sana. Gerçekten bu iş nasıl yapılır sana göstereceğim. Matematiği sana hem sevdireceğim, hem öğreteceğim hem de çok sağlam netlerle, çok sağlam notlarla seni 11'den 12'ye götüreceğim. Amacım seni sağlam bir üniversiteye yerleştirmek. Anlaştık mı? Biz bu yola baş koyduk dedik bir kere. Şimdi ne yapacağız seninle birlikte? 10. sınıf matematik müfredatında neler var hocam? Benim neleri bilmem lazım? Eksiklerim varsa hemen kapatayım diyorsan onlardan bahsedeceğim. Yetmeyecek güzel arkadaşım. 10. sınıf matematikte birlikte nasıl ilerleyeceğiz ki? İnanılmaz önemli. AYT matematiğin en büyük temellerini bu sınıfta beraber atıyor olacağız. 10. sınıf mat bu kitabımızı nasıl birlikte işleyeceğiz ya da 10. sınıf matematik derslerinde nasıl ilerleyeceğiz onu göstereceğim. Çok özel dedim ya bu sene. Geçen sene yaptığımızdan da başka şeyler yapacağız. Derece tayfa için özel videolar atacağız. Derece çalışmaları yapacağız. İşte orada işler değişecek. 11. sınıf için TT kamp programları yapacağız. Orada işleri değiştireceğiz. Lütfen bir kere bildirimlerini bir aç bakalım tamam mı? Instagram'dan takip etmeyi unutma. Günü gününe seni oradan hep zorlayacağım. Instagram'da artık bizim için önemli. Abi anlık olarak ulaşamıyorum ki sana. İşte 30 saniyelik sana hop bir kendine gel bir çalış bakalım. Hop 10 benim sınıf tayfa ne yapıyorsun ne ediyorsun dediğim anlar olması lazım. Yapamıyorum bunu. Niye yapamıyorum? Çünkü yok YouTube'un özelliği yok öyle. Eskiden hikaye özelliği vardı şimdi kaldırdılar onu. O yüzden varsa Instagram'ın kullanıyorsan orada seni dürtmeme izin ver. Seni gerçekten orada da motive etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu iş evet %50'si çalışmaksa bu işin diğer %50'si Türkiye şartlarında motivasyondur. O motivasyonunu kaybedenler yıkılanlardır. Biz onu kaybetmeyeceğiz RM tayfa olarak. Tamam. Şimdi gel 10 sınıf matematik müfredatıyla önce bir başlayalım. Sonra nasıl işleyeceğiz bunu onu anlatalım. Sonra TYT kamplarını tekrar konuşalım. Gönler, gönler gelsin diyorum. Klasik sloganla girişimi yapıyorum. Şimdi kitapta da içindekiler bölümden gitmemiz müfredat için bizim için yeterli. İlk ünitemiz inanılmaz önemli bir konuyla başlıyorum trigonometri. Artık bunları şöyle söylemekte de fayda var. Üniversite sınavında AYT kısmında minimum artı 4 soru minimum 5 soru geliyor. 4 ya da 5 sorusu garanti olan bir yerden bahsediyorum sana. Ve 12. sınıfta devam edecek bir konu. Tek başına 11'de de bitirmiyoruz bunu. Gelen o 4 sorunun ikisi 11'den, işte atıyorum ikisi 12. sınıftan geliyor. Ya da 2'ye 3 şeklinde gelebiliyor. Bu yüzden burası çok kıymetli, çok önemli. Daha şimdiden şurayı bitirdiğinde üniversite sınavına yönelik 2 soruyu cebe koymuş olacaksın. Ama gerçekten şunu söyleyeyim. Eğer bunu ezbere yapmaya kalkarsan birçok yerde görüyorum. Ne tanım veriyor, ne bir şey veriyor. İşte sin 90 şudur diyor, geçiyor, gidiyor. Abi böyle yaparsan bunu bugün öğrenir. Yarın sınavda belki kullanırsın okul sınavında. Ama AYT sınavı geldiğinde bakar kalırsın nasıl yapıyorduk dersin. Ya da farklı tipte sorularda Aa, apışır kalırsın bizde tabiri öyledir. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bu işi mantığıyla öğreneceğiz. Tanımıyla, kavramıyla, ispatlarıyla öğreneceğiz. Ben sana tüm ayrıntısıyla anlatacağım. Her zaman yaptığım gibi. Trigonometride efsane bir giriş yapacağız. Zor sorularda çözeceğiz. Ama sana kazanım kolaylayıcı sorularda çözeceğiz. 18 derste burayı bitireceğiz. Hocam ben burayı şimdiden yapabilmek için benim zeminde altyapımda ne olması lazım? 9. sınıfta trigonometrik oranlar diye bir kısım gördük. Git oraya çalış. Çok az da bana üçgenler çalış gel. Dik üçgenler çalış özellikle. Ondan sonrasını bırak gelsin. Bırak gelsin. Gönder gelsin. İkinci konu. Bu arada birinci dönem birinci yazılı kesinlikle trigonometriden olacak. Bunu söylemiş olayım. Geldim analitik geometri kısmına. Analitik geometri genelde böyle bek, hep böyle arka plana falan atılır. Abi ne gerek var onu çok bilmesek de olur. Halbuki 12. sınıfta kullanacağımız limitiydi, türeviydi, integraliydi. İnan analitik bilgisi çok fazla gerekli bize. Hatta sonraki konular içinde analitik bilgisi çok gerekli. Bu eksik olduğu için yapılamıyor biliyor. Burada noktanın ve doğrunun analitiğini sana en derinlemesine olacak şekilde anlatacağım. Bunu da bitireceğiz 8 derste hemen arkasından fonksiyon uygulamaları gelecek ve dönemin son konusu olabilir arkadaşlar bu. Yani genelde dönem ya burada bitiyor ya sonraki konunun biraz başında bitiyor. Fonksiyon uygulamalarına geçeceğiz. Fonksiyon grafiklerine üstüne incik cincik ne biliyorsam sana anlatacağım. Fonksiyon grafiklerini de çok sağlam bir şekilde bitireceğiz. Burası önemli. Fonksiyon grafiğini bilirsen fonksiyonları iyi bilirsin. Örneğin bu konuda hocam nasıl eksikleri tamamlayabilirim? 10. sınıflarda gördüğün fonksiyonlar konusuna şöyle bir göz at gel. Abim bir göz at gel. Tamam mı? Benim bir videoda fonksiyonları bitirdiğim dersler var. Onlara bir göz at gel. Gerçekten çok faydasını göreceksin. İkinci dönem ya da birinci dönemin tam sonunda denklem ve eşitsizlikler konusuyla bitireceğiz aslında ya da ikinci dönemin başına kalıyor bu. Çok zevkli bir konu burada çok rahat edeceğiz burada puan toplayacağımız noktalardan biri ama fonksiyon uygulamaları yani bir önceki üniteden de birçok bilgiyi burada aktarman gerekiyor. Yani bu oradaki bilgilerle buradaki bilgileri harmanlamak zorundasın sorularını çözmek için fonksiyon uygulamalarını iyi öğrenmen lazım. Artık bitti. Matematik kısmı, cebir kısmı bitti. Tamamen geometri kısmıyla yola devam ediyoruz. Ta ki olasılığa kadar. Arada çember ve daire katı cisimler. Bunlar ikinci dönemin birinci sınavına yetişebiliyor. Genelde çember yetişebiliyor. Ve burada çok zorlanıyorsun. Çünkü geometriye geçiyorsun. Geometri demek emek demek. Geometri demek zaman süreç demek senin eğer burada üçgenler bilgin zayıfsa dörtgenler hadi dörtgenler çok değil ama üçgenler bilgim çok zayıf hocam diyorsan emin ol çember dairede patlayacaksın benden söylemesi. O yüzden neler yapman gerektiğini birazdan anlatacağım sana. Yani hocam biz 11. sınıfın ikinci döneminde rahat etmek istiyoruz. Öncesinde ne bitirmeliyiz anlatacağım sakin ol. Neyi bitirmen gerektiğini söyleyeceğim. Katı cisimler. Aa burada bayağı zorlanacağız. Üç boyutlu düşünmek her zaman zordur. Bir de bunların formülleri var ki akılda kalması deli zordur. Ama ben sana süper taktiklerle bunu anlatacağım. Son olarak olasılık birçok okulda bazen yetişmeyebiliyor. Ama sınavda geldi de patlatıyor işte. Her sene hem TYT'de hem AYT'de garanti fix birer tane olasılık sorumuz var. Ama TYT kısmında gelen olasılık onun sınıf olasılığıyla alakalı. AYT kısmında gelen olasılık 11 ve 12. sınıf olasılıklarının harmanlanmış soruları gelebiliyor. Benden söylemesi biz ne yapıyoruz? Yapacağız. Biz okul dersleri daha bitmeden, sınavlar daha bitmeden bütün konuların, bütün videolarını seninle birlikte zaten bitireceğiz. Sen rahat ol. Peki hocam bizde sadece bunlar mı var? Başka ünite yok değil mi? Yok. Peki biz nasıl işleyeceğiz? Ben bütün derslerimi matbook kitabı üzerinden götüreceğim. Tıpkı onun sınıfta olduğu gibi. Geçen sene Sercan hocanızdan dinlediniz. Bu sene ben Deniz Mehmet hocanız anlatacak sana. Tamam mı? Tüm ayrıntısıyla bütün kamplarda 10 sınıflarda ben varım. Çekirdekten çok sağlam yetiştireceğiz sizi. Çok rahat edeceğiz 12'de. Ben kendim rahat edeyim diye yapıyorum. Hocam burayı anlamadım diyemeyeceksin bile tamam mı? Şimdi 10 sınıf matbook bir kitaptan daha fazlası. Hocam ne alaka bir tane kitap var. Vallahi değil bak. Onun sınıf matbooku kullananlar bilir. Bizim kitaplar açı aldı mı şöyle iki parça iki tane kitap Çıkıyor içerisinden İki tane kitap ama şunu bak atıyorsunuz Sonra valla beni kızdırıyorsunuz ha mail atıyorlar Bana hocam bunun arkasındaki karakotu Kazımayı unuttum ben attım bunu atma bu kapağı Video çözümlere mi ulaşacaksın kitaptaki Tamamen bu kapaktan ulaşılıyor Abi atmayın şu kapakları bunun kitabın parçası atılır mı ya Arkadaş hocam lazım olmayacak sandım diyor. Aman diyeyim atma tamam mı? Ha bu arada güncel linkleri hemen videonun açıklama kısmına aynı zamanda yorumlara sabitleyeceğim. Matbuk kitaplarını okullar açılmadan hemen temin edelim. Cumartesi günü ilk videolar Pardon. Pazar günü ilk videolar gelmeye başlıyor. Patlatacağız. Bam 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 patlatacağız. 10 bin sınıf Matbuk Yani matematik video ders kitabımız ne işe yarıyor? Kaç parçadan oluşuyor demiştik? İki parçadan. Biz ne yapacağız? Birinci parça. Video ders notları. Burada sadece videolarda kullanacağım ders notları var. İkinci parça soru avcısı sınav provası var. Bu tamamen senin elinden geçecek. Bunun video çözümleri var. Ama tamamen senin elinden geçecek. Peki nasıl kullanacağım hocam ben bunu dersen? Bak derslerimizi aslında 3 aşamada götürmeyi planlıyorum. Bunlardan birinci aşamasında video ders notları kitabını eline alacaksın. Açacaksın benim videoyu. Diyeceksin ki hocam bak birinci ünite birinci ders. Tam gözüküyor mu şöyle bak. Birinci ünite birinci ders. Anlat hoca anlat diyeceksin. Anlat hoca anlat diyeceksin. Anlatacağım. Ben anlatırken benimle birlikte notlar tutmazsan, benimle birlikte çalışmazsan, o kitabı benimle birlikte doldurmazsan hiçbir kıymeti yok baştan söyleyeyim. O kalem eline yapışacak. O kalemi tutarken şurada bir iz çıkıyor ya. Ah bir biraz acıyor diyorsun. O acı olmadan başarı olmuyor onu söyleyeyim ben baştan. Şimdi dersi beraber bitirdik birinci dersi. Bitti mi? Hemen ikinci ders videosuna geçeceğim mi? Katiyen hayır yapmıyorsun. İşte kitabın en büyük farkı da burada oluşuyor işte. Hemen eline soru avcısı sınav provası kitabını alıyorsun. Bak ne anlattıysam yukarıdaki kazanımların dışında hiçbir farkı olmayan hemen giriyorsun. Birinci ünite birinci ders testini kendin ödevleri kendin çözüyorsun. Bunları çözünce gerçekten bir üstlivalara hazırlanıyorsun. Gerçekten o günü sağlam bir soru çözümüyle de kapatmış oluyorsun. Konuyu gerçekten peşçinliyorsun. Bitti mi abi? Bitmedi. Bu sene bambaşka bir şey yapacağız. Bu ders kitabının haricinde de ne yapacağım? Yepyeni videolar atacağım. Üçüncü aşamada derece testi. Arkadaş hedefi ilk 10.000 olan tayfa. Var mı aramızda? Ben istemiyorum hocam. Ben okuldaki sadece sınavlardan baş. Abi sen iki, iki aşamada kal. Bu senin için değil. Sen dinlemesen de olur. Ama sen. Eğer gerçekten istiyorsan benim hedeflerim büyük ve bu hedefler için çalışmak zorunda. Şimdi bir şey vardır. Hemen bunu anlatmadan da edemeyeceğim. Her sene hani bu okul birinci e, okul birincisi diyorum. Üniversite TYT AYT birincileri çıkar, konuşur. Son dönemde gerçi şöyle konuşmaya başladılar. Ne kadar doğru. Çok çalışmadım abi. İşte az çalıştım. Deneme çözdüm, sadece girdim. Öyle bir dünya yok kardeşim. Vallahi yok. Tamam 12. sınıfın öyle geçmiş olabilir ama 9 10 11 öyle geçmesi mümkün değil. Hangi yıldır? 2019 mu 2018 mi herhalde o yıllardan 20 olabilir. Birincisi harbi delikanlı adamdı üstünde deri ceketiyle çıktı. Sordular bu sınavda nasıl birinci oldun nasıl çalıştın? İşte dedi aynı cümleyi kurdu. Benden öncekiler genelde böyle böyle söylediler ama kusura bakmayın öyle bir dünya yok dedi. Ve kurduğu cümle şöyle. Hayvanlar gibi çalıştım. Biz de Affedersin ama yani sözü meclisten dışarı ama sen benim ne demek istediğimi anlıyor zaten anlamasan burada olmazsın. R.V. tayfa olmasın Hayvan gibi çalışmadan bu işin olmayacağını sana söyleyeyim. Ha şimdi çalışacağız hayvan gibi. 12'de millet köpekler gibi çalışırken biz daha... Oğlum niye hayvanlar kuruma alemine bağlandık? Ne? İnsanlar daha fazla çalışırken sen onlar 10 on çalışırken bir çalışıp daha çok öne geçeceksin. Çünkü şimdiden bu temelleri çok sağlam attığımız için millet sıfırdan öğrenirken sen sadece göz ucuyla bakıp hatırlayacaksın derece tayfaya özel soruları da burada çözüp gerçekten bu işi çok geliştireceğiz. Bambaşka boyutlara taşıyacağız. Derece testleri de ne yapacak? Her konu sonunda gelmeye başlayacak. Yani bundan kastım ne hocam? Mesela bak trigonometri. Trigonometriyi bitirdik mi? Burada öp, öz, öp özel ne ya? Çok özel bir derece testi gelecek sana. Tek videodan da değil. 2-3 videodan da oluşabiliyor bazen bunun uzunluğuna göre. Ama gerçekten bizi üst level'a taşıyacak. Bize gerçekten bambaşka bakış açıları sağlayacak. Soruları da burada çözüp biz bu işi kökünden birlikte halledeceğiz. Benim hedefim o. Ha, bunların videoları tamamen ücretsiz olacak. Her yerde ulaşabileceksin. Bunların haricinde de benim bazı böyle niş bir grupla çalışmak istiyorum. Çok fazla troll tayfa oluyor canlı yayın açında O yüzden katıl butonuna özel rm akademi kısmı yaptım. Orada hem bu derece testlerin pdf'lerine ulaşabileceksin hem de ya böyle özel zamanlarda trigonometride gelen yorumlara göre ya da sizden gelen talebe göre oradaki arkadaşların talebine göre özel canlı yayınlar açıp gel birebir de Ahmet var Mustafa var orada biraz daha niş bir grup 150-200-300 hiç fark etmez o grupla birlikte şurayı anlayamadık hocam şurada takıldık işte o sorulara bakacağız yeri gelecek orada tekrarlar yapacağız Aklımda bambaşka başka planlar var. Ha dileyen arkadaşlar katılabilir. Onun haricindeki bütün videoları zaten yine rehber matematikte. Hep yaptığımız gibi ücretsiz. Orası benim ekstra böyle niş özel bir grup istiyorum ya. Gerçekten farklı bir gr grup istediğim için oradan devam edeceğim. Ayrıyeten bir de. Şimdi gel bakalım. Şehir geçeceğiz. TYT kamp kısmına geçeceğiz ama kitabı merak eden arkadaşlar vardı. Özellikle yazmışlar. Hocam Matbook kitabında bir güncelleme var mı? Hiçbir güncelleme yok. Geçen sene zaten güncellenmişti ve canavar gibi her sayfası dolu dolu sorularla yüklenmişti. Şuraya neredeyse soru çözecek boşluğumuz kalmayacak ama bu bizim için önemli. Yani gerçekten piyasanın hem en uygun fiyatlı kitabını sana ulaştırmak için hem de içerisinde en bol sorusunu sana ulaştırmak için elimden geleni yaptım. Ve gerçekten dolu dolu bir kitapla bu sefer karşındayız. Yani buradaki hem soruları çözeceksin bitmeyecek ayrıyeten soru avcısı kitabını açacaksın bitmeyecek değil mi oradaki soruları da çözeceksin mesela bak birinci ünite birinci ders ne anlattıysan birinci ünite birinci derste hemen oraya bir gelelim ya da şuradayız 11. derste miyiz evet 11. dersteyiz hemen geliyorsun birinci ünite 11. derse... Tamamen yani bu kitabın en önemli özelliklerinden biri az önce anlattıklarımla ilgili soruların yer alması. Yani o günün tekrarını bu sorular üzerinden çok rahat bir biçimde yapacaksın ki bu işin en önemli kısmı gerçekten bu sene göreceğimiz konular içerisinde arkadaş trigonometri var. Trigonometriden sonra işte analitik geometri de önemli işte fonksiyon uygulamaları ki içerisinde parabol de geçiyor. Onlar da çok önemli ama bize en çok neti sağlayacak yerlerden biri trigonometri güzel arkadaşım. Ha bu arada sınav provalarını merak eden arkadaşlar da vardı. Onları böyle hızı nasıl gidebiliriz o tarafa? şöyle yukarıdan sayfalar atsam sınav bak çember dairedeki sorulara bir bakar mısın? Bunlar katı cisimler denk geldi gerçi ama hemen bunları da şöyle bir hızlıca göstermiş olayım hepsine. Olasılık vardı en son konumuz bitti. Ha bu arada bazıları soruyorlar hocam kitabın cevap anahtarı nerede diyorlar? Soru avcısına kadar olan kısmı kitabın ortasında. Soru avcısı nerede bitiyorsa cevap anahtarı orada. Kitap daha devam ediyor ama sonrasında sınav provası. Aslında 3 kitap ama 3 tane farklı karton yapmadık bunu. Üçüncü bir sınav provası geliyor. Okul sınavları içinde senin için hazırladığım ön provalar var. Tabii ki biz yine Sınavlardan önce canavar gibi canlı yayınlarımızı yapacağız, tekrarlarımızı yapacağız. Yere gelecek o sınav videolarında senin için yayınlayacağım tahmini sınav. Tahmini sınav soruları diyoruz ama geçen sene gördüğünüz bütün sınav sorularını tutturuyorduk. Yine okullarda yapılan o genel sınavlar olsun, hepsi olsun. O genel sınavlardaki benzer soruların hepsini tutturacağız. Hiç merak etme. Yani okul sınavı bizim için çok büyük dert değil. Sen artık RM tayfasın. Senin tek büyük derdin var. Ne hocam bizim derdimiz? Biz aynı zamanda sınav öğrencisiyiz. Ona hazırlanıyoruz. Peki yıl içerisinde 49 günde TYT matematik kampımız var. Sıfırdan matematik kampımız var. Sıfırdan geometri kampımız var. Sıfırdan problem kampımız var. Bu kamplar tekrar gelecek. Önüne koyulacak. Grup grup. Bak hepiniz aynı kampa katılmak zorunda değilsiniz. Katılamazsınız. Bu zaten doğal bir şey. Ya temeli zayıf olan öğrenci için ayrı bir kamp. TYT kampı olacak ve yıl içerisinde hem TYT'yi hem de 11. sınıf matematiği nasıl birlikte götüreceğiz onu anlaşacağız. Onu birlikte yürüteceğiz. Yetmeyecek. Aynı zamanda senin geometriyle çalışman gerekiyor. O çalışmayı birlikte yapacağız. O kamplar da birebir gelecek. Hiç merak etme. Anlaştık mı? Var mı anlatmadığım bir şey? Şu an bilemedim ama toparlayalım artık. Ey güzel arkadaş. Kış alacağız şunu söylüyorum. Bu pazar itibariyle 11'in sınıf matematiğe sağlam bir temel atmak istiyorsan. Ve gerçekten günü günde benimle, benimle birlikte çalışacaksan gel. Ya hocam ben sadece... Sadece sınav dönemi geleceksen yazılı videolarına geç o zaman. Ama ben gerçekten bu sefer niş bir kitle istiyorum. Ben gerçekten hedefleri olan, troll olmayan bir tayfa istiyorum. Ve o tayfa sensen, gerçek RM tayfa, biz yola çıkıyoruz. Gemi limandan ayrılmak üzere. Karada mı kalacaksın? Bizimle birlikte seferlere mi çıkacaksın? Benden söylemesi. Kendine çok iyi bak. İlk videoda görüşeceğiz. Anlatmadım ya da anlatmamı istediğin şeyler sormak istediklerim varsa muhakkak yorumlar kısmına gel sorularını sor. Instagram'da da gün aşırı canlı yayınlar açmaya başladım. Oradan da sorularınızı cevaplıyorum. Oraya da beklerim. Hoş kalın. Hoşça kalın.